Diyelim ki çok enteresan bir partiye davetlisiniz. Peki makyajınız nasıl olmalı? Araştırdım ve buldum. Şu sıralar moda olan parti makyajını sizler için yaptırdım. Umarım beğenirsiniz. Hep birlikte izleyelim. Diyelim ki çılgın ve eğlenceli bir partiye davetlisiniz. Kıyafetiniz tamam, peki makyajınız nasıl olmalı? Şimdi sizlere partinin en dikkat çekici makyajını yapacağız. Banu Hanım nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Ben de çok iyiyim. Bir parti makyajı yapacağız şimdi. Parti makyajı denilince böyle taşlar, tuşlar geliyor genelde aklımıza. Şimdi biz hepsinden farklı bir makyaj seçeceğiz aslında, değil mi? Gecenin hem güzeli hem çarpıcı bir makyajını yapalım ki sizin hem gözlerinizi vurgulayalım. Gözümüzü yine netleştiriyoruz cildinizi. Çünkü gözünüzdeki ve yüzünüzün belli bir noktasında makyajın vurgulamasını yapacağımız için. Şu an yüzümüzün renklerini eşitlemeye devam ediyoruz. Evet. Çok hafif göz çevrenizdeki aydınlığı sağlıyorum. Yine normal makyajlarda olduğu gibi bu makyajda da kalıcılık çok önemli. Çünkü gece boyunca yüzünüzde kalacağı için kullanacağımız tüm ürünlerin kalıcılığına dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle parti makyajlarında bence kaliteli ürünler tercih etmeliyiz. Çünkü gecenin sonunda evet, palyaçoya dönüşebiliriz o makyaj evet, böyle. Yüzünüzde akabilir. Evet. Eğer dayanıklılığına dikkat etmezseniz gerçekten yapılan o kadar emek de biraz dağılırsa çok iyi bir sonuç vermez. Bu makyajların biraz süresi diğer makyajlara göre daha fazla. Gri bir farın üzerine sizin eteğinizdeki bu ışıltılardan esinlenerek biraz glitter diyoruz bu tür kullanılan ürünlere. Yüzünüzdeki o efekti güçlendirmek için bunu uyguluyoruz. Ve bu tür makyajlarda mutlaka kirpik kullanmamız gerekiyor. Çünkü yoğun bir makyaj olacağı için kendi kirpiklerinizi vurgulamamız gerekiyor. Kontür uygulamasında kendimize en yakın tonu nasıl seçiyoruz Banu Hanım? Bunda genelde biliyorsunuz karışıklıklar yaşayabiliyoruz. Mesela benim için hangi tonu seçtik? Daha soğuk tonlar, yani çok kızıllık olmayacak içerisinde. Aslında toprak tonunun alt tonunda biraz grilik olması gerekiyor. Dolayısıyla siz çünkü açık tenli birisiniz ve altyapınızda biraz kızarıklık var. Eğer içerisinde daha kırmızıya dönük bir bronz kullanırsanız o çok gölge olmuyor, daha allık gibi olmuş oluyor. Takma kirpikte özellikle maskarayı sürmezsek kendi kirpiğinizle bütünleşmez ve yapay durur. En trend parti makyajları neler? En trend yaklaşık 2 yıldır kuru kafa hiçbir zaman vazgeçilmiyor. Mutlaka bir kuru kafa look'u oluyor. Ama son dediğimiz gibi 2 yıldır taşlarla ilgili makyajlar çok var. Parti makyajımızın en önemli detayına geçiyoruz şu an. Gördüğünüz gibi bir fermuar var elimde. Bu fermuarla sıra dışı bir makyaj gerçekleştireceğiz. Banu Hanım, fermuarı sanırım yüzüme yapıştıracağız. Evet. Peki nasıl bir tasarım yapacağız? Tasarım diyorum çünkü gerçekten bu bence tasarım. Evet. Fermuarı bütün alın ve yüz orta kısmımıza yapacağız. Ve geri kalan kısım ister misiniz? Sürpriz olsun. Tamam, diğeri sürpriz. Yapıştırıcı olarak nasıl bir yapıştırıcı tercih etmeliyiz evde bu makyajı yapmak isteyenler için? Aslına bakarsanız kirpik yapıştırıcısıyla da olabilir. Fakat ben şimdi sizi yine partiye hazırladığımı düşündüğüm için bu tiyatrolarda ve sinemalarda kullanılan bir malzeme vardır. Bıyık ve sakal da yapıştırabilirsiniz. Cildimize hiçbir zararı yok. Hayır, hayır. Yani.
Siz de sıra dışı bir makyaj yaptırmak istiyorsanız, partinin en dikkat çekeni siz olmak istiyorsanız benim bu yaptırdığım makyajı tercih edebilirsiniz. Aslında siz de kendi seçtiğiniz kıyafete göre renk tonlarını, ben mesela gümüş tonları tercih ettim. Tamamen sizin zevkinize kalmış. Biliyorsunuz son dönemlerde bir de trend olan taşlı parti makyajları var. Gelin hep birlikte bir de onları görelim. Parti makyajımız bitti. İkisi için de ellerinize sağlık Banu Hanım. Biz bu makyajımızda ışıltılar, böyle taşlar tercih ettik. Siz de taşları aslında kolaylıkla her yerden bulabilirsiniz ve bu makyajı evinizde kendiniz de yapabilirsiniz. Gideceğiniz partiye göre konsepti neyse makyajınızı siz seçin. Biz iki örnek makyajla karşınızdaydık. Hoşçakalın.